Gamesteak'in yeni bölümünden herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam gaz. Şimdi benim aklımda şöyle iki tane soru vardı. Ya bu ikisini bitirelim dedim kayıt içinde. Ya da milestone'a kasarım. Ben milestone'a kasmak istiyorum. Niye? Operator level shape diye bir şey çıkacak. Yani şu sonuncusu. Ve bu bizim için biraz daha fazla level, biraz daha fazla puan demek oluyor. Ondan sonra bakıyoruz. Yani bize ne lazım? Kare lazım, yıldız lazım. Yıldız var şurada, kare var şurada. Yeşil boya, kırmızı boya. İstediğimiz her şey aşağıda mevcut. O yüzden tam gaz şuraya dalalım. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Gördüğünüz gibi yukarı kısmında yaptığım her şeyi uçurdum. Sadece iki tane şeyimiz kaldı. Birisi bize blueprint puanı veriyor, birisi de operatör level puanı veriyor. O yüzden kaldığımız yerden başlayalım. Öncelikle şöyle biri, bu ikisi de aşağı veriyor. Bunları bir düzenleyeceğiz. Bir kopyalayalım. Neredesin kare? Şöyle şunu yukarıdan versek nasıl olur? Yukarıdan verdik. Sonra kopyala, böyle ver. Yani iki tane olsun icabında. Artık büyük yerde şey yapıyoruz, takılıyoruz. Şöyle yapsak nasıl olur? Güzel olur. Ondan sonra boyama. Galiba karenin ben bir tanesini komple boyayacağım. Şu karenin şeyini komple boyamak istiyorum. Buradan boyama şeyini alalım, bloğunu alalım. Şöyle. Bu kareyi ben boyayacağım kanka. Komple boyayacağım. Ondan sonra swap yapıp bunu direkt iki katına döndüreceğim. Kırmızı boya ihtiyacımız var. Şöyle. Şimdi burada bir tane olayımız var. Şöyle kırmızı boya şeyini aldık. Bak, geçen bölüm zaten diğer olayı açtık. 1-2-4 1-2-3-4 diye olaya girmiş olduk. Peki burada nasıl bir şey yapabiliriz? Burada çok sıkıntılı bir durumdayız aslında. Yani aslında bir problemimiz yok gibi. Niye? Çünkü borular zaten 7200 dakikada gönderiyor. Bu da zaten 300 atıyor. 3, 6, 9, 12, 24, 48. 4800. Yani bunların hepsini aynı yönden atarsak üst taraftan mesela. Bir bok olmaz zaten. Yani şu şekil. Şöyle sildik. Bunu da böyle şey yaparsak aslında İkisini de yukarıdan götürmüş oluruz. Çok da rahat olur. Yani çok da kafayı şey yapmaya gerek yok gibi. Yani katmaya gerek yok gibi duruyor. Yani sonuçta ne bileyim nasıl yapsak böyle götüreceğiz yani illaki. Yani şöyle yapsak, böyle yapsak. Tamam. Böyle götürdük diyelim. Şu şekilde. Böyle attık boyayı. Burayı boyadık. Burayı boyadık. Şimdi swaplamamız gerekecek, değil mi?
Peki swap şeyimiz nerede acaba? O önemli. Ya da yeni bir tasarım mı yapacağız? Ya da var mı bende? Swap birbiriyle değiştirecek ama 8'li yapmamız gerekiyor. Alıyorsun, iki yarıyı değiştiriyorsun falan filan. Böyle bir şey yaptık mı zamanında? Böyle bir değişik şey var gibi duruyor. Acaba bu işimizi görür mü? Bakalım bir. Aşağıdayız, şuradayız. Bir bakalım çıkışımız nasıl olacak? Ha, boyamız daha gelmedi. Geliyor mu kanka? Biraz yavaşsın. Neyse. Bir bakalım şimdi boyamız şeye gelecek mi bütün hepsine? Ya da gelir mi gelmez mi bilmiyorum, bakalım. En kötü boyayı şöyle aşağıdan veririz. Ama işte şey, 7200 veriyor hesapladığımıza göre, işte yani üstten aldığımız bu 300 litre. 12, 24, 48. 8, 48, 96. Ama bu 72 veriyor. Yani bu birazcık da boşa gitmiş oluyor. Dur bakalım. Bu kaç alıyor? 3, 6, 9, 12, 24. Bu da işte. Biraz az gibi. Bir tane daha yapabiliriz daha sonra. Neyse. Yani şimdi bana bunun şeyini yaptı, prosesini. Ondan sonra bakacağız. Ne yapacağız, ne bileceğiz. Bir şu başlatsın, geliyorum. Peki, fazla canınızı sıkmamak için şöyle bir tasarımla gelmiş oldum. Şurada şeyleri boyuyoruz. Bir tanesini de alıyoruz böyle aynı şekilde. 8 lane. Burada birbirleriyle karıştıracağız yani, ki fazla böyle seri seri gidelim. Şimdi beyazların üstten gideni üstten götürdüm, yarısını böldüm yani dörtlerini. Dört tanesinin yarısını böldüm, üstten götürdüm, öbür tarafa attım. Kırmızıları da aynı şekilde öbür tarafa attım, alttan götürdüm. Yani niye ikili şey yapacağız? 2 çarpı 2 yani olacak bu olay. Şu şekil. Bu buradan geldi, bu buradan geldi falan oldu filan oldu. Sonra şuraya geldim. Uzattım bir tanesini. Şöyle stacker koydum. Swapper. Kırmızı kareyle beyaz karenin yerini değiştireceğiz. Bunu da 360 derece 180 derece döndürme şeyini koydum. Fokus fokusumu yapmış olduğum. Şimdi bitmedi. 1 2 3 4. Güzel. 1 2 3 4 şöyle. Bunları yukarıdan götürecek olsak. Hani. Şöyle bir kopyaladık. Böyle bir kopyaladık ama bir tane geri atacağız. Şöyle desek. Niye bir tane geri atacağız? Çünkü buradan geçişimiz var. Sonra böyle bir tane geçişimiz var. Dur. Şöyle geçirdik. Oldu mu? Bence çiçek. Hatta böyle birbirleriyle biraz uyumlu olsun. Şu şekil götürelim bunu da. Şöyle götürsek.
mesela. Olur mu? Olur bence. Hadi tasarımı bitirelim. Bunları da yukarıdan götüreceğiz. Şöyle. Aşağıdan yukarıdan hadi bakayım. Oldu mu? Süper oldu. Şimdi bunu al kopyala. Güzel. İkincisi de geldi. Bu oldu mu böyle? Oldu. Bu böyle olduysa bunu da böyle kopyala yapıştır. Hop, ikincisini de koydun. Sonra hesaplamalarım doğruysa hesaplamalarım bunun bu şekilde birleşmesi lazım. Ondan sonra bunu direkt ha. Bunu şöyle yapsak. Tamamdır. Şimdi buradan aldık. 8 lane'imiz var. Rahat var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz burada zaten lan. Yedi, sekiz de burada. Oo. Bayağı sıkıntı yaratacak lan bana. Ha, kopyaladık da bu biraz fazla kopyalandı gibi değil mi? Bir tane ayrı ayrı götüreceğiz büyük ihtimalle. Neyse. Böyle götür. Aslında doğru. İki tane ayrı ayrı götüreceğiz. Bak şimdi ne olacak. İyi açtık ya çünkü. Şöyle verdik. Ondan sonra yani bu şimdilik değişecek. Böyle götürdük. Şu şekil. Şıra bakalım. 16 tane.
Geliyor musunuz? Valla çatır çatır geliyorlar. Hadi bakalım. Yıldız'a da başlarız şimdi. Önce bir şuna bir bakalım. Nasıl olacak, ne olacak? Yıldız kolay ya. İkiye böl, yeşile boya. Peki bu yavaş yavaş giderken aslında şuna da başlayabiliriz, Yıldız'a. Buradan şunu alalım. Nerede bu? Bu tasarımımız aslında iş yapar. Yine ikili alalım. Ben biraz az önce overkill yaptım gibi duruyor ama hızlı hızlı bitsin diye şey yapıyorum, uğraşıyorum. Yani çünkü şeye bakıyorsun şimdi, milestone'a, daha sonra karenin üstüne başka bir şey binecek, onu terse döndür, üst üste bindir falan filan yapacağız. Aslında buna bile gerek yokmuş şu anda. Yani tek bir tanesini yollasak yetermiş. Neyse, bu bitire dursun. Sonrakini yaparız. Şimdi böyle yıldızı aldık. Ondan sonra tek bir tanesini kullanırız büyük ihtimal. Şunu alırız. Şöyle bir tane böleceğiz. Şunu yukarıdan götürme. Düz götür. Şunu ikiye böleceğiz. Bu şekil. Güzel. Ondan sonra yeşil boyamız var. Şunu da böyle alırız. Nerede yıldız? Yıldız burada. En yakın yeşil boya aslında burada. Böyle yapsak, yıldızı götürdün. Böyle boyayı attın mesela falan filan. Dur bakalım. Neredesin boyama? Boyama burada. Şu şekil yapsak. Yıldızı getirdik. Bu şekil. Burada yıldız geldi. Buradan boya geldi. Yıldızı boyadık. Buradan götürdük ondan sonra dümdüz. Yani biraz yerden tasarruf yapmadan böyle yapsak ne olur? Böyle bir alttan alıyor, bir alttan alıyor. Şuradan böyle götürüyor. Yaptık gitti. Yaptık oldu. Hadi bakayım. Bu da bitsin bakalım. Oh. Vallahi görsel şölen ha. Ondan sonra milestone'da başka... yıldızı bir de kırmızıya boyayacağız şimdi. Ötekini splitleyeceğiz. Dur bakayım. Şimdi bu da öteki olacak. Kırmızıya boyayıp birleştirme yapmamız gerekecek. O yüzden şunu yine split yapalım. Tamam. Kırmızı boya ebesinin nikahında. Şunu yapacağız, dur. Bu zaten bitecek az sonra da. Şunu kırmızıya boyayacağız. Tak. Yeşil boya biraz. Neyse. Şunu kopyala.
bu şekil. Tam böyle boyayı getir. Aynı seviyede getirelim. Şu şekil. Gideceğim bacağın ama. Böyle boya getirdik. Tamam. Şimdi şunu aslında şöyle yap. Şöyle yap. Böyle yaptın, çıkardın. Ondan sonra getirdik, tekledik olacak. Basit tekleme lazım bana. Basit bir stacker'ım var burada. Bu splitter. Split kesme falan filan, kesme biçme. Bu ne? Siktir lan. Stacker'ımızı kaybettik değil mi? Pişman olacağımız bir şey yapmadık inşallah. Parça değiştirme falan filan. Beklemeyi ne yaptım lan ben? Yani en kötü bunu kullanırız ya. Alttan üstten fark etmez, tamam. Basit stacker buna yeterdi aslında da. Neyse, sıkıntı yok. Böyle yaparız, birleştiririz falan filan. Şimdilik bir kalsın. Ben diyorum, ben buna bir overkill yaptım yani. Şimdi şöyle oh maşallah. Dur şimdi. Şu kareyi döndürüp buna bir döndürücü lazım. Döndürücü nerede? Böyle bunu 180 derece yapmak lazım ya. Şöyle başlık uçlu oldu, güzel. Ondan sonra bunları birleştirelim. Birleştirici ver bana. Bunları blueprint'e atacağım da. Bu boya, bu birleştirici. Neredesin? Orada hangisi altı, hangisi üste gelecek, hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. Böyle yapsak.
Şöyle yapsak oldu mu? Biri altlı, biri üstlü. Hadi bakayım. Oldu gibi. Bu da aradan çıkmış oluyor. Yeşil bitiyor. Yeşil bitsin. Bu da hala boyayı getirecek de. Oho. Operatör yapıştır. Ekstradan level kasıyoruz. Boyama değil de boyanın beltleri falan mı lazım? Ama boyama şeyini olabilir ya, biraz daha seri, biraz daha fazla olabilir yani. Ama bakarız ya daha sonra. Kablolama falan filan bayağı böyle değişik olabilir yani. Bunlar aynı yöne bakıyor değil mi lan? Nebesin nikahı. Şimdi buraya bir döndürücü lazım. Patlayacaktık neredeyse. Güzel, güzel. Hadi kanka bitti. Öteki de geliyor mu? Hala eskisini atıyorsun ha. Bu niye kırık kırık geliyor ya? Bunu çünkü ben böldüm ya. Bir, iki, üç, dört buraya geliyor, bölünüyor falan filan. Burası da öyle. Anlamadım. Burada benim bir ibnelik seziyorum ama bence boya yetmiyor. Tamam, burada biraz daha şey düşük atıyor. O zaman şöyle yap bakalım. Bence boya yetmiyor. Bence. Çünkü bunlar tam yetiyor. Bunlar yetmiyor. Kırmızılar yetmiyor. Neyse, sıkıntı değil. Yeşil desen nedir?
bakacağız bakacağız. Sağına soluna olayına bakacağız. Aslında üçlü yapacaksın. Altı yukarıdan altı aşağıdan atacaksın gibi bir şey yani. Neyse bakalım. Ona bir tasarım yapacağım yani. Şimdilik iş görüyor. Yani dakikada 76-80 tane falan atıyor yani. Sıkıntılı. Neyse bunlar 500 tane eder herhalde ya. Bantta. Böyle atıyorsun bunu. Hangisi aşağı, hangisi yukarı gidecek? Hiç sıkıntısı yok. Şöyle attık. Güzel. Şimdi yıldız yap bana. Yapacağım mı yıldızı? Öteki de olmadı gibi duruyor bak. Şimdi yıldızı yapacaksın. Tamam. Öteki niye olmadı peki? Sen daha gelmedin oraya. Yo. Harbi sen daha gelmedin mi o tarafa? Yok evinin nikahı. Ben iki saattir konuşuyorum. Boş mu konuşuyorum? Eşek mi sürüyor lan burada? Biraz düzeldi gibi ha. Sanki. Saniyede 112. Dakikada yani. Dakikada 80. Verimli çalışmıyor işte. Sıkıntı orada. Neden verimli çalışmıyor anlamıyorum. Boyamayı seri yapmıyor. Dur bak şimdi. Böyle yaptık. Bir de böyle yapsak, iki kat. Bir alttan bir üstten. Sanmıyorum ama. Bu çünkü 7200 taşıyor. Biz 7200'den fazla kullanıyoruz. Tamam şeyler başladı. Diğer şekiller başladı. Yıldızlar da başlayacak şimdi. Başladılar güzel. Ben bir bakıp geleyim. Bir şerefsizlik var bu işlerde ama bir bakalım.
Peki, bir küçük uğraş sonucu şöyle bir tasarımla geldim. Şöyle şeyimiz var. Bu ikili kareyi oluşturuyoruz, değil mi? Bu şekil. Ama bize gereken şekil şöyle ters şeyler, renkler birbirinin üstüne gelecek şekilde. Şimdi burada bir tane döndürücü kullandım. Alttaki 180 derece döndürüyor, üstteki de 90 derece döndürüyor. Tam tersi yapıyor yani. Şöyle şekiller. Ondan sonra burada yine 90 derece döndürüyorum. Split edip, yani bu 180 derece döndürebilirim de döndürmeyebilirim de, o bana kalmış bir şey. Ama mesela ben böyle bir tane şey yaparsam, şekil yapmış olursam, dandik oluyor. Bunların ikisi aynı şekil olması gerekiyor. Şöyle olabilir aslında. 90 derece mi? Ben bir şöyle yap bakayım. Aynen. Bunlar böyle birbirine şey yapıyor. Olur. Tamam. Böyle bir tasarımımız var. O zaman şöyle kopyalayalım bakalım. Dört tane böyle yaptık. Sonra bir tanesini uzattık böyle. Bir tanesini uzattık böyle. Güzel. Çıkışını da şöyle versek yine aynı şekilde. Bir. İki. Böyle bir çıkış verdik. Kopyaladık. Bir sonraki. Şöyle verdik. Olabilir. Güzel. Güzel. Oldu mu? Şahane oldu bence. Şimdi bunların çıkışlarını verelim. Güzel oldu. Yine şöyle kopyalamayla. Süper mi oldu? Aşırı güzel oldu. Bunu yollayabiliriz. Şuraya yolladık mı? Güzel oldu. Tamam, yeşiller kırmızıya, kırmızılar beyaza. Bence oldu. Böyle geliyorsun. Yalnız bu niyeyse olmadı. Ha yok, öncekiler şeydi, biraz sıkıntılıydı. Tamam. Yoksa oluyor. Şurada bir dursunlar. Burada büyük ihtimal bir birleştirme çakarız. Bekleme çakarız şurada. Böyle gelir. Ondan sonra bu da böyle gelir. Bekleriz. Bununla işimiz bitti nasıl olsa. Bakayım. Yeşiller kırmızıya, kırmızılar beyaza. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Bununla işimiz bittiğine göre şunu silebiliriz.
Bu da böyle dümdük gelecek buradan. Yani şimdilik şey yapabiliriz aslında. Ya temiz düzenli istiyorum da. Daha sonra bütün lane'leri açacağız falan filan derken. Neyse. Önemli olan ben burada puan kasıyorum, blueprint puanı. Bir de şey operatör leveli kasarım falan filan. Şimdi sen bana önce şunu getir bakayım. Geliyorsun, geliyorsun. Hadi bakayım. Benleri açınca daha da böyle efektif şeyler yapacağız. Build'lar yapacağız tabii ki. Niye bunlar böyle takılıyor acaba? Aha yani çok düşük bir seviye şey yapıyor. Takılıyor niyeyse. Lan şuraya hiç gelmiyor gibi. İbne çalışmıyor ananın. Bak bak ya. Ben biliyorum bir ibnelik var orada yani şey yapmıyor. Şey çalışmıyormuş bir tanesi. Boyaların bir tanesi çalışmıyormuş. İptal etmişim falan filan zamanında bir şey olmuş. Böyle geliyor, bu böyle boyuyor, tamam. Bunlar böyle boyanıyor, bunlar böyle boyanıyor, tamam. O kırmızıyı iptal etmişim, bak gelmiyordu. Çalışmıyordu tam verimli bir şekilde, şimdi çalışır herhalde. Şu an boyasını yapıyor. Hadi seri seri hadi. Bu da çalışmayan bir şey yok inşallah. Şu anda damgaz çalışıyor musun? Çalışmıyorsun. Neden? Çünkü bu çalışmıyor. Ana kodum onun. Hangisi bu ya? Böldük, orada bir şeyi unuttuk, öyle kaldı. Neyse şimdi çalışırsın herhalde. Tamam biraz daha seri atmaya başladı. Split'i unuttuk orada iyi mi? Kopyalarken yanlış kopyalamışız. Böyle dikkatli olmak lazım bazı şeylerde. Bu şimdi ne oldu? Bu niye yavaş? Yok geliyor. Dakikada 120. Dakikada 120. Bunlar zaten dakikada 120. Tamam galiba seri atmaya başladı.
Normalde aslında arada şunları da yapmam gerekiyordu da işte şey bölüm arası falan yaparım onları artık. Ben size tutorial tarzı bir tasarımla gelmeye çalışıyorum. Basıyor mu kırmızıyı? Oh. 21 bin tane bundan yapmamız gerekiyor. Bir yapsın bakalım sonra gelirim. Peki bir küçük swap tasarımı yaptım. Yani şey değiştirme tasarımı. Hani şimdi değiştirdiğimiz bir tane şey vardı ya şu kırmızı şekil. Bunu biraz daha güzelleştirmek istiyorum aslında ben. Mesela dördü yani farklı şekilli bir tane şey var mesela. Bölge var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şuradan ilk önce ben bunu şey yapıyorum. Ayrıştırıyorum. Ondan sonra yani kesiyorum böyle ortadan ikiye bölüyorum. Bir tanesini şey yapıp döndürüp 90 derece falan tekrar bir bölüyorum ikiye. İki ayrı şekil elde ediyorum. Yine bunları şey yapıyorum. Döndürüp birleştiriyorum. Bu sefer ne oldu elimde? Bir tane şey var. Elimde başka bir şekil oluştu. İki tane farklı şekli birleştirdiğim haliyle. Aynı şekilde bunu gönderip böyle birleştirdim mi tamamen biraz başka yani yerleri değiştiği bir şekil oldu elimde. Bunu hani şey olarak uygulamak istedim. Tasarım olarak ne yapabiliriz? Şimdi basit bir tasarımla sadece basit şekilleri değiştirebiliyorsunuz. Yani az önce yaptığımız gibi. Yani şurada sadece işte swapladık falan filan derken onu döndürdük falan filan. O tasarımın büyük hali şurada. Burada 8 tane belti ikiye böldüm. Dörder olarak ikiye böldüm. Tasarım biraz büyük oldu. Aynı şeyi yapıyorum işte. Şekiller geliyor. Bir tane döndürüyorum. Bir tane kesiyorum. Öbürünü karşıya atıyorum. Döndürüyorum falan filan. Böyle iki tane şey yapmış oldum. İki katlı bir tane tasarım yapmış oldum. Döndürdüm, birleştirdim falan filan derken şöyle burada da ikiye birleştirip iki tane şeyi birleştirip katı aynı şekil bir olayı elde ettim. Bunu niye yaptım? Çünkü ileride daha böyle karmaşık şekiller gelecek karşımıza. O karmaşık şekilleri rahatlıkla birleştirebilmek için bu olay biraz daha basit kaldı. Daha güzel oldu. Her şeyde kullanılabilir. Ondan sonra da zaten buradakiyle birleştirdim. Yıldızla oldu bitti. Sadece yıldızı bir döndürmem gerekiyordu ki şeklin yönü değişti diye. O zaman bu bölümlük benden bu kadar olsun. İzleyen, abone olan, yorum atan herkese teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Verimli kalın.